Furkan 40, Furkan 40. Andolsun onlar üstüne felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır. Yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilmeyi ummuyorlardı. Yani yeniden diriliş ummuyorlardı diyor Allah. Seni gördükleri zaman seni yalnızca alay konusu edinmektedirler. Allah'ın elçi olarak, Mehdi olarak gönderdiği bu mu diye peygamberimize alay ediyorlar. Ahir zamanda Mehdi'ye karşı da tavırları da aynı olacaktır. Eğer onlara karşı kararlılık göstermeseydik, neredeyse bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Yani o devirde onlar darwinist, materyalist görüşteler. Peygamberimiz yaratılışı, Allah'ın varlığını bildiğini anlatıyor. Direnmeyi marifet biliyor. Peygambere karşı direnmeyi, Hakk'a karşı direnmeyi marifet biliyor. Ondan övünüyor. Bak, bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Azabı görecekleri zaman kim yol bakımından daha sapıkmış öğreneceklerdi diyor Cenab-ı Allah. Kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edineni gördün mü diyor Allah. Demek ki çok vahim bir şey bu. Bak, kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edineni gördün mü? Kur'an'a göre hareket etmiyor. Kendi kafasına göre, zanlarına göre. Kendi hocaları ne diyorsa, kendi alimleri ne diyorsa ona göre hareket ediyor. Kur'an'a göre hareket etmiyor. Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Bak, sen onların çoğunu, %50'den çoğunu. Çoğu demek budur, %50'den çoğunu. İşitir ya da aklını kullanır mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Yani mesela kedi, köpek nasıl? Ya bakıyor, tamam da. Hoş dersen onu da duyuyor. Ama şuurlu bir duyma değil. Yani hayvan varlığını farkında değil ki duyduğunu farkında olsun. Yani bir elektronik makine gibi duyuyor. Yani bir teybin duyması gibi duyuyor. Hayır, yol bakımından daha şaşkın ve aşağıdırlar. Hayvandan da aşağıdırlar diyor Allah. Demek ki bizim bilemeyeceğimiz bir ruhta ve özellikle yaratılıyor. Yani hayvandan ayrı bir varlık. Hayvana benzeyen ama hayvandan daha aşağı özellik. Çünkü hayvanda şefkat var, merhamet var, temizlik var. Değil mi? Hayvan mazlum. Hayvan gibi de değil bu. Daha aşağı diyor Allah. Allah'ı bırakıp kendilerine yarar ve zarar sağlamayacak şeylere ibadet ediyorlar. Şeytana, Allah'a sığınırım. Kafir asıl kendi Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Yani Deccale arka çıkan küfür içindedir diyor Allah. Allah'ı bırakıp kendilerine yarar ve zarar sağlamayacak şeylere ibadet ediyorlar. İşte Darwinizme inanıyor, materyalizme inanıyor. Bilerek veya bilmeyerek küfre düşüyor. Bilerek bilmeyerek Deccale arka çıkmış oluyor. O zaman küfre düşmüş oluyor. Yani dinden çıkmış oluyor. Haberi bile olmuyor bazen. Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıcı ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Biz seni, 56. ayet Furkan suresi, biz seni yalnızca bir müjdeci. Neyle müjde ediyor Peygamberimiz? Dünya hakimiyeti. Cennet. Ve uyarıp korkutucu, helale harama dikkat çeken, uyaran olarak gönderdik. 56. ayet, Furkan suresi 25. sure biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. Bak, 25. sure Furkan suresinin 56. ayeti. 25 ile 56'yı çarptığımızda Hicri 1400 çıkıyor. Yani 1981. Ebced'i kaç? Ebced'i de 1981. Maşallah. Şimdi burada bir fevkalelik var. Anlamazdan gelinecek gibi değil. De ki, buna karşılık Rabbine doğru yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum. Sadece istediğim bu. Para istemiyorum, mal da istemiyorum. Rabbine doğru yol tutmayı dileyen insanlar olmanızı istiyorum. Sadece bunu istiyorum diyor Peygamber.
sen asla ölmeyen, daima diri olan Allah'a tevekkül et, ölmeyen. Allah özellikle onu söylüyor ki kalplerinde insanlara ferahlık olsun. Çünkü Allah hiç ölmez. Sonsuza kadar ölmez. Sonsuzdan gelir, sonsuza kadar ölmez Cenab-ı Allah. Gelir gider derken yani zaman yok Allah için. Yani gelip gitmesine ihtiyaç yok. İsterse kendi zaman içinde her şeyi yapar. Kendi yarattığı zaman içinde. Ama sonsuz kendisi. Evet. De ki duanız olmasaydı Rabbim size bir değer verir miydi? Demek ki dua çok önemli. Bak de ki diyor Cenab-ı Allah duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız. Artık bunun azabı da kaçınılmaz olacaktır. Demek ki azabı ne engelliyor? Dua. İnşallah. Müslümanın neye ihtiyacı var? Duaya. İnşallah. Kapıyı açsana. Mesela konuşma yapacak. Ya Rabbi beni güzel konuştur diyecek. İnşallah. Müslüman. İnşallah. Yemek yiyecek. Ya Rabbi bana bu yiyeceklerden lezzet almayı ve bunların bana şifa olmasını nasip et. Ve bana hamd etmeyi nasip et. Müslüman duaya kendini iyice vermesi lazım. İnşallah. Ama yorucu dua olmaz. Yani mesela 1,5 saat dua ediyor. Tamam zaruri durumda etsin yapıyorsa. Ama bunu farz hale getirmek doğru olmaz. Bak Kur'an'da dualara bakın hep kısadır peygamberin duası. Rabbim ilmimi artır. Bu kadar. Kısa. Kısa, kısa fakat sık. Rabbim beni doğru yoldan ayırma diyor mesela. Rabbim sana hamd ediyor. Evet, salih amelleri işlememe nasip et. Kur'an'da diyor. Hep kısadır. Mesela bazı kişiler görüyoruz. Namazdan sonra 1,5 saat, 2 saat dua ediyor her gün. Tamam, güzel. Ama sen onu farz haline getirmişsin. Kur'an'da öyle bir şey demiyor. Böyle sessiz sedasız farzlar meydana getirmek doğru olmaz. Hocam Allah bir ayette şöyle buyuruyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler inşallah. Maşallah. Maşallah. Bir daha söyle o ayeti. Şeytan Allah'a sığınırım. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler inşallah. Yani ve bana iman etsin. Ben size çok yakınım diyor Allah. Şah damarınızdan daha yakınım. İnşallah. Bana dua edin duanıza icabet edeceğim diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Mesela İslam dünya hakimiyeti. Ya diyorum siz dua edin Allah hakimiyeti. Yok Allah etmez diyor. Ya Allah'ın rahmetinden kafirler ümit keser. İnşallah. Sen dua et hakim edecek diyorum. Yok etmez diye dua ediyor bir sefer. Evet. Ya etmez diyeceğine eder desene. İnşallah. Edecek desene. İnşallah. Edecek desene hemen olacak, hakim İnşallah. Olacak. İnşallah. Etmeyecek dedikleri için süre uzuyor. İnşallah. Ama tabii hayırla uzuyor. İnşallah. Yani çünkü bir her güzelin bir vakti merhunu vardır. İnşallah.